Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi 1995 seçimlerinde sandıktan birinci parti olarak çıktı. Erbakan, Tansu Çiller başkanlığındaki Doğru Yol Partisi ile siyasi tarihe Refah Yol Hükümeti olarak geçecek koalisyonu kurdu. Haziran 1996 tarihinde başbakanlık koltuğuna oturan Erbakan, 28 Şubat sürecine doğru irtica tartışmalarının odağındaki isim oldu. Özellikle Libya'da şu an koltuğu sallanan Kaddafi'nin çadırda Erbakan'la yaptığı görüşmede sarf ettiği sözler ağır bir şekilde eleştirildi. Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen bir trafik kazasında mafya, siyasetçi, polis ilişkileri açığa çıkarken Başbakan Erbakan Susurluk için Fasafiso deyimini kullandı. Erbakan döneminin en çok tartışılan olaylarından biri de Ocak 1997'de Başbakanlık konutunda tarikat liderleri ve şeyhlere verilen iftar yemeğiydi. Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs Gecesi ve sahneye konulan cihat oyunu tepki çekti. Kudüs Gecesi'nin hemen sonrasında Sincan'da tanklar yürüdü. 5 Şubat'ta Sincan'da askerler 20 tank ve 15 zırhlı araçla geçiş yaptı. 28 Şubat 1997'de ise 9 saatlik tarihin en uzun MGK toplantılarından biri yapıldı. Erbakan, irtica tehdidine ve laikliğe vurgu yapan MGK kararlarıyla önce başbakanlık görevini koalisyon ortağı Çiller'e devretmek istedi. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümet kurma görevini ANAP lideri Yılmaz'a vermesiyle iktidarı bırakmak zorunda kaldı. Haziran'da 1997'de Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk'la birlikte Anasol D hükümetini kurdu. Tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın üzerindense 14 sene geçti. Dönemin yakın tanıklarından Bülent Arınç, eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun bin yıl sürer dediği 28 Şubat'ın iktidara gelmeleriyle artık tarihe gömüldüğü kanaatinde.